dolandırıcıların peşini bir videoyla bırakacağım zannetmeyin. Çok daha büyük olayları anlatmak üzere yine burada buluşalım. Tam 8 ay önce bu videoyu yayınlamıştım. Aslında konu TikTok'ta meşhur olup her türlü sektöre girmeye çalışan Ece Ronay'ın ürününü inceleyen diyetisyeni canlı yayında aşağılaması ve tehdit etmesiydi. Çok biliyorsun. Çok biliyorsun yavrum. Sen her şeyin en iyisini biliyorsun. Ama bununla sınırlı kalmadı. Ece Ronay'ın zorbalığına maruz kalan diyetisyen Elif Nur Erşahin'in anlattıkları çok önemliydi ve araştırmaya değerdi. Ece Ronay'ın takipçisi olan kadınları zayıflatmak gibi ulvi bir amaçla çıkardığı, paketin hiçbir yerinde yazmamasına, muhtemelen yazamamasına rağmen Baby Shake ismini verdiği ürünleri açıkça toplum sağlığını tehdit ediyordu. Konu kazıdıkça daha da derinlere indi. Ece Ronay bu takviye edici gıda dediğimiz sektörün açığını bulan tek kişi değildi. Sağlık Bakanlığı değil, Tarım Bakanlığı onayına tabi olan bu ürünler en hafif tabirle legal dolandırıcılıktı. Zayıflatan madde diye pazarlanan maddeler aslında hayvancılıkta hayvanların hızlı kilo alması için kullanılıyor. Çocuğunuzun zekasını arttırır diye satılan macunlar tamamen sudan ve şekerden oluşuyordu. Amerika'daki örneklerinden birebir kopyalanan bu ürünler için bazen yalandan da olsa marka yaratmakla bile uğraşılmıyordu. Orijinal marka birebir taklit ediliyordu. İşin kötüsü, muhtemelen komisyon verip kirli düzenlerini alet ettikleri eczanelerin raflarında da bu ürünleri sergiletiyorlardı. Ben o zaman birkaç ayda bir, muhtemelen şikayetler sonucunda isim ve etiket değiştirip Gülşah Saraçoğlu gibi televizyon yüzlerine reklam yaptıran Gomi isimli markaya ve reklamlarına çocukları alet ederek eğitimsiz aileleri sömüren Super Kids'e odaklanmıştım. Çocuklara yedirilen zehir Super Kids'in radarıma girmesinin bir sebebi vardı. Ürünün reklamı, anne influencer diye tabir edilen, çocukları üzerinden dehşet paralar kazanan kişiler tarafından eczaneden alabilirsiniz şeklinde yapılmıştı. Reklam olduğu da bu paylaşımların hiçbir yerinde yazmıyordu. Bütün anne influencerlarımız bu zehrin reklamını birebir aynı sözlerle yapınca foyaları ortaya çıktı. Eczanelerde satıldığı da yalandı, faydalı olduğu da, bu paylaşımların reklam olmadığı da. Foyalar ortaya çıkınca etik anlayışı ve iş ahlakıyla bilinmek isteyen Eylül Öztürk buradaki fırsatı gördü. Ve saygıdeğer influencerlık müessesesinin adını lekeleyen bu kişilere parmak sallamak istedi. Hepimizin bir kendine çeki düzen vermesi lazım. Reklamın kaynağı artık sizsiniz. Siz nasıl isterseniz öyle olmak zorunda. Aradan 8 ay geçti. Bu videoda adı geçen herkesin tüm mal varlıklarına el kondu. Ece beni küfretti, Ece bana tehdit etti, Ece bana saldırdı diyebileceği hiçbir şey yok çünkü hiçbir şey ben yapmadım. Şirketleri devlete devredildi, banka hesapları bloke edildi. Etik influencerımız Eylül Öztürk de dahil. Bak önümüz Ramazan, hep söylüyorum. Hepiniz oruç tutacaksınız ama insan hakkı yiyip yiyip oruçları tutmak olur mu? Evet, bu videoda ipin ucunu yakalamıştık. Ama anlattığım her şey buzdağının görünen yüzüydü. Görünmeyen yüzündeki gerçekler akıl sınırlarımızı zorlayacak, bize hayatı sorgulatacak kadar dehşet vericiydi. Bugün benden çok beklediğiniz bu dosyayı bir kez daha açmaya geldim. Olayı irdeleyen gazetecilerin ortaya çıkardıkları ve harekete geçen yargının ışığında son aylarda yaşanan tüm gelişmeleri konuşacağız. Hiçbir detayı atlamayacağız ve gözümüzün önündeki gerçekleri bu zamana kadar neden göremediğimizi sorgulayacağız. Popcorn'a her zamankinden daha çok ihtiyacınız var. Adaletin tecelli ettiğini izlerken keyifleneceğinize eminim. Koltuğunuzu dik konuma getirin, kemerlerinizi bağlayın. Başlıyoruz. Ne işe yarıyor bu? Hiçbir işe yaramıyor. Gıcık kaptım insanlar için içiyorum. Gerçekten evet. Mi? Eylül Öztürk'ün diğer influencerlara etik dersi verirken nasıl bu hale geldiğini, Ece Ronay'ın canlı yayında hakaretler ettiği kişiden neden özür dilemek zorunda kaldığını anlayabilmek için 2,5 ay geriye, 21 Eylül tarihine gitmemiz gerek. Artık tanımayanın kaldığını sanmıyorum ama bu canlı yayında diline yapışan altın tozu yaprağını sergileyen kişi Dilan Polat. Karşısındaysa magazin gazetecisi Müge ve Gülşen oturuyor. Sonradan öğrendiğimiz üzere görgüsüzlüğüyle ün salmış Dilan Polat'tan bu altın tozunu canlı yayına getirmesini özellikle isteyenler onlar. Size gelirken programı dediniz ki altın tozu kahvende olsun, yanında çok tatlısın öyle. Bu canlı yayında Dilan Polat'tan sadece altın tozunu sergilemesi istenmiyor. Ne kadar parası olduğu, günde kaç para harcadığı ve paranın kaynağının ne olduğu da soruluyor. Olacakların zemini böylece hazırlanmış oluyor. Dilan Polat pek de akıllı biri değil. İstenen her şeyi yapıyor. Günde 750 bin TL harcadığını ballandırarak anlatıyor. Daha fazla ünlü olmak, daha fazla ilgi çekmek için çırpındığı her halinden belli. İstediği de oluyor. Ertesi gün bu açıklamaları manşetlerde.
Ama bizim de, Dilan Polat'ın da bu haberleri görüp maliye incelemeli diyen Özgür Demirtaş'ın da bilmediği bir gerçek var. Yargı çoktan Dilan Polat'ı ve tüm ailesini her türlü fiziksel ve mali takibe almış. Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK bu ailenin tüm finansal geçmişi için detaylı bir rapor hazırlamakla meşgulmüş. Tek eksikleri kamuoyu baskısı ve gazetecilerin ilgisiymiş. Tüm bunları detaylıca konuşacağız. Ama önce kim bu Dilan Polat onu anlayalım. Işığımı güneş bile kıskanıyor tabii canım, doğru. Kıskanıyor. Aslen Adanalı olan ve 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Dilan Polat, trajik bir çocukluğa sahip. 3 çocuklu bir ailede büyüyor. Çoğu röportajında kendisinden büyük olduğunu söylediği ama birçok kaynakta 96 doğumlu olduğu iddia edilen kız kardeşi Sıla Doğu ve küçük erkek kardeşleri Can Doğu, ailenin diğer üyeleri. Babaları İzmit Yarımca'da Dilan Petrol, Sıla Petrol isimli benzin istasyonları işleten bir iş insanı. Ve Dilan'ın anlattığına göre yatılı hizmetçilerin bulunduğu, iyi imkanlara sahip, müstakil bir evde yaşıyorlar. Dilan babasını çok öfkeli bir insan olarak tanımlıyor. Annesiyle sürekli kavga ettiğini ve evdeki hizmetçiler tarafından da manipüle edildiğini anlatıyor. Ama babasının tüm bu agresifliğini beynindeki tümöre bağlıyor. Aynı şekilde babasının annesini öldürmesinde. 2001 yılında bir gece kardeşleri ve kendisi üst katta bulunan odalarında uyurken babası ruhsatlı silahıyla annesini 14 el ateş ederek öldürüyor. Ardından hızını alamayan baba Dilan'ın teyzesinin evine gidip orada da kurşunlar yağdırıyor. Kurşun seslerine uyanan çocuklar salona indiklerinde annelerinin cansız bedeniyle ve kanlarla karşılaşıyorlar. Senelerce temizlemeyi reddedip beraber yaşayacakları halıdaki kan lekeleriyle. Evdeki halıda annesinin kanları duruyordu hala. Antalya'daki halıda. Ciddi misin? Atmamışlardı yani. Sildirtmiyorlardı da. Sildirtmiyorlardı da. Dilan Polat ve Sıla Doğu birden fazla kez geçmişlerini anlatsa da bazı can alıcı detayları öğrendiğimiz isim son 2,5 ayda hayatımıza giren çocukluk arkadaşları avukat Özgecan Sırma. Bundan sonra çocuklar İstanbul'a önce dedelerinin yanına, ardından Ayhanlar Holding'in sahibi olan dayıları Murat Ayhan'ın yanına taşınıyorlar. Bir süre sonra o zamanlar kanun kaçağı olduğundan haberdar olmadıkları, salıverildiğini düşündükleri babalarıyla tekrar görüşmeye başlıyorlar. Ardından da kendine yeni bir hayat kurmak için Antalya'ya taşınmış olan babalarının yanına gidip onunla yaşamaya başlıyorlar. İşte bu dönemde 13-14 yaşlarındayken, daha sonra avukatları olmasını isteyecekleri Özgecan Sırma ile tanışıyor, arkadaş oluyorlar. Beynindeki tümör sebebiyle korkutucu krizler geçiren babayla daha fazla aynı evde kalamayan kardeşler İstanbul'a dönüyor. Tüm bu süreç boyunca maddi bir zorluk çekmiyor, güzel semtlerde oturuyor ve özel okullara gidiyorlar. Ama Dilan'ın yaşadığı travmatik olay sebebiyle psikosomatik rahatsızlıkları, panik atakları ve ani bayılmaları var. Dolayısıyla akademik olarak başarılı değil. Ona güven veren bir limana da, gelecek için umuda da sahip değil. İşte tam bu dönemde sığınacak limanıyla Engin Polat'la tanışıyor. Liseyi bir daha dönmemek üzere bırakıyor. 17 yaşındayken babasının verdiği vekaletle 19 yaşında olan Engin'le evleniyor. Burjuva standartlarını bırakıp maddi zorluk içinde olan Engin'le beraber İstanbul'da bir gecekonduda yaşamaya başlıyor. Gazeteci Murat Ağırel'in ortaya çıkardığı kaynaklara göre Dilan Polat bu zamanlarda SGK kaydı beden işçisi olarak görünen bir işte çalışıyor. Eşi Engin ise kendi beyanlarına göre alüminyum dış cephe işine giriyor. Ama işleri çok iyi gitmiyor. Bu dönemde Dilan'ın holding sahibi dayısı onlara yardımcı oluyor. Dilan yırtma hayaliyle kocasının ona hediye aldığı fotoğraf makinesini kullanarak doğum fotoğrafçılığı işine giriyor. İletişim becerisi de kuvvetli olduğu için bu işte fena değil. Ama gözü daha da yükseklerde. Ünlülere yanaşıp bedava fotoğraflarını çekmek istediğini söylüyor. Önce Ece Erken, ardından Yeliz Yeşilmen, Esra Balamir. Bu insanların her birini bir diğerine referans göstererek adım adım ilerliyor. Mesela Esra Balamir, Dilan Polat'ın kliplerinde fotoğrafçı olarak çalışma isteğini güç bela kabul ediyor. Başta çok temkinli yaklaşıyor ama Dilan'ın çocukluk travmalarıyla yarattığı mağduriyet onu da etkiliyor. Sonuçta kabul ediyor. Dilan'ın asıl hedefi sektörün ablası Demet Akalın. Onunla da bu insanlar aracılığıyla tanışmayı başarıyor. Dilan, Demet Akalın'ın tüm sahnelerinde yanında gezdirip fotoğraflarını çektirdiği, ayak işlerini yaptırdığı biri haline geliyor. Bu hikaye size tanıdık geldi mi bilmiyorum. Bana geldi. 2017 yılında yeterince çevre yapmış olan Dilan, bu çevreyi nasıl nakde dönüştürebileceğini düşünmeye başlıyor.
ve bir güzellik merkezi açıyor. Burası Ataşehir'de 3+1 bir daireden bozma, tadilatını Engin'in yaptığı bir merkez. Hikaye de hazır. Kadınların hayatlarına dokunmayı seviyorum. Senelerce doğumlarında yanlarında oldum. Şimdi de onları zayıflatacağım. Ben kadınları güzelleştirmek istiyorum Engin. Onların işte bedenini, cildini güzelleştirmek istiyorum. Strateji tıkır tıkır işliyor. Bir şekilde bağ kurmayı başardığı, kimi zaman çocukluğunu anlatıp omzunda ağladığı Yeliz Yeşilmen, Dilan Polat'ın güzellik merkezinin reklamını yapıyor. Tabi bu reklam işleri storylerinde en sahici gülüşleriyle söyledikleri gibi yaptırdım memnun kaldım siz de yaptırın meselesi değil. Yeliz Yeşilmen'in bugün hiç yüzü kızarmadan söylediği üzere aslında Dilan Polat'ın merkezine de cihazlarına da hiç güvenmiyor. Sağlığını tehlikeye atmaya niyeti yok. Ama takipçilerinin sağlığını tehlikeye atmaktan hiç çekinmiyor. Gidip hiç yaptırmadığım ve hiç güvenmediğim aletlere hiçbir şeye güvenmemiştim. Sen dedim yapmayalım, yapıyor gibi çekelim. Hani ben sana destek olayım. Dilan'ın elinden tutanlar bir tek bu ünlüler değil. O zamanlar güzellik sektörünü domine eden güzellik uzmanı Nesrin Güngen, Dilan Polat'ın hocası. Ona estetisyenlik eğitimi vermekle de kalmayıp geliş fiyatına cihaz satan, destek olan biri. Seneler sonra en büyük rakibi olacağından tabii ki habersiz. Dilan Polat'ın işleri fena gitmese de Engin için durum aynı değil. Borç harç içindeler. Evlerine haciz geliyor. Ticaret yüzünden battıkları çukurdan yine ticaretle çıkmak dışında bir seçenekleri yok. Maaşlı çalışan olabilecek bir eğitimleri ve yeterlilikleri yok. Zaten borçları da maaşla ödenebilecek bir raddeyi çoktan geçmiş. Dilan 2018'de cilt bakım ve kozmetik markası Rise & Shine'a çıkarıyor. Ürünler merdiven altı. Kullananlar ürün fiyatının 10 katını doktorlara akıtmak zorunda kalıyor. 2019'a kadar işleri böyle bata çıka sürdürmeye çalışıyorlar. Ne oluyorsa 2019'da oluyor. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmese de dananın kuyruğunun koptuğu yer Alp Kılınç'ın paylaştığı fotoğrafta görünen şu yemek masası. Dilan Polat bu yemek masasında bulunan, o zamanlar çok azının sosyal medyada görünür olduğu bu kişilere franchise şubeler veriyor. İlke Ela Göz, Yasemin Yiğit, Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Nez Demir, Eylül Öztürk, Tuğba Demir, Feyza Başar ve bunların kocaları. Bunlar son 5 senedir sosyal medyada dolaşırken denk geldiğiniz, çok yüksek takipçili olan ama bu takipçi sayısına nasıl ulaştığını hiç anlayamadığınız o hesaplardan. Üretilen bir içerik yok. İnsanların takip etmesi için pek bir sebep yok. Zaten birini takip etseniz hepsini etmiş kadar oluyorsunuz. Birbirinin kopyası hayatlar. Aile ve koca düşkünlüğü, boy boy çocuklar, bolca gayrimenkul ve araba, tatiller, altınlar ve tabii ki umre. Aslında Eylül Öztürk'ü bu gruptan ayrı tutmak lazım ama ona sonra geleceğiz. Dilan da 2019'da bu fotoğraf karesinden bir süre sonra bir süredir yaşadığı mütevazi apartman dairesini bırakıp Çekmeköy'de havuzlu villalı bir hayata geçiş yapıyor. Dilan Polat Güzellik Merkezi franchise şubeleri Türkiye'nin her yerine virüs gibi yayılıyor. Fason ürettirdikleri Rise & Shine ürünlerinin satışları güya patlıyor. Çin'den ithal edip kendi etiketlerini bastıktan sonra da Avrupa'ya ihraç ettikleri cihazların kendi üretimleri olduğu yalanını senelerce söylüyorlar. Ürünler ve cihazlar için kullandıkları depoları fabrika diye yutturmaya çalışıyorlar. Sattıkça daha fazla para ekledik. Bu sefer zayıflama cihazı, bu sefer lazer cihazı, bu sefer küçük bir tesis fabrika gibi kurduk, sonra onu da büyüttük. Bunlar pamuklu diyorlar. Sen çok güzel. Bunlar ne dediğini bilmiyorlar. Bak gerçekten bunlar ne dediğini bilmiyorlar. Bu yalanlar senelerce nasıl yakalanmıyor diye soracaksınız. Bu soruyu ben de sordum. Çünkü 2019'dan bugüne kadar onları takip eden milyonlarca insan var. Dilan hayatında attığı her bir adımı, evinin yatak odasına kadar her bir köşesini milyonlarca insanla paylaşıyor. Sadece kendisini ve kocasını değil, çocuklarını ve çalışanlarını da sosyal medyada birer ürün gibi pazarlıyor. Çalışanları bile ünlü oluyor. Onların kendi aralarında ettiği kavgalar Instagram magazin hesaplarının konusu haline geliyor. Engin yüzüyor. Dilan Polat'ı Kim Kardashian'a benzetmem boşuna değildi. Oh my god, I'm gonna cry, my darling. Herhalde Kris Jenner reality şovlarını televizyon kanallarına pazarlayamasa ve 2019'da sosyal medyadan yayınlamaya karar verse benzer bir tablo görüyor olurduk. Çünkü Dilan Polat resmen kendi reality şovunun yapımcısı. Ama başrolde ne kendisi, ne kocası, ne de çocukları var. Başrolde para var.
Kaynağının takipçi sayısıyla ve kadınları influence etme gücüyle açıklamaya çalıştığı bu servetin teşhir ediliş biçimi o kadar ilginç ki insanların bu kadını neden takip ettiğine şaşırmamak lazım. Bir buket çiçek hediye edermiş gibi hediye edilen dolar buketleri, değeri milyon liralar olan kamyon dolusu güller, helikopterler, lüks arabalar, pırlantalar, külçe külçe altınlar. Bu hediyeler o kadar alelade hediyeler gibi gösteriliyor ki, milyonlarca doların Polat ailesinin elinin kiri olduğu fikri zihinlere kazınıyor. Maaşlı bir çalışanın 30 sene çalışsa alamayacağı bir pırlanta yüzük, karısını çok seven Engin Polat'ın öylesine bir günde, öylesine verdiği bir hediye. Dilan Polat çocuğunun aldığı çikolatayı göstermek isterken bile Engin'in saydığı bir tomar dolusu dolar ekrandan yüzümüze giriyor. Çevrelerindeki herkes bu paralardan nasibini kameralar önünde alıyor. Akraba düğünlerinde havaya dolarlar saçılıyor. Story sırasında evin çalışanına "sana sözüm vardı" denilerek altın veriliyor. Yardımsever Dilan'ın pamuk kalbi ona market alışverişini teslim eden kuryeyi eli boş göndermeye razı olmuyor. Kurye hemen geri çağrılıyor. Dilan'ın direktifiyle yatak odasından getirilen bir altın kuryeye bahşiş olarak veriliyor. Çocuğunun bakıcısı olan, Türkçe dahi bilmeyen Afrikalı çalışanın göğsüne dolarlar sıkıştırılıyor. Başına talih kuşu konduğunu düşünen zavallı kadının mutluluk dansı, Dilan'ın o gün attığı 30 story'den sadece biri oluyor. Dilan Polat'ın milyonlarca takipçisinin paralarını birleştirip alamayacağı spor arabaları elinin tersiyle itmesi, kötülemesi, onun bu kadar yakından takip edilmesinin sebebi oluyor. Sanki sokaktan geçen herhangi biri bir el tarafından alınmış ve bu hayatın içine konmuş. O hayata bir gecede kavuşan kişi biz olsak vereceğimiz tepkilerin aynısını Dilan Polat'ın ağzından duyuyoruz. Paranın değil zorlukla kazanılan bir şey, mesele bile olmadığı, sakız kadar değerinin olduğu bir reality show izliyoruz. Hangisi abla altınlarımı çıkar? Samimiyet gibi aslında bu durumu açıklamaktan çok uzak bir kelimenin altına sığınarak verdiği bu tepkiler internet ahalisi tarafından hayretle karşılanıyor. Dilan Polat'a çiring deniyor. Çiring ne demek? Aşkım çiring nedir? Yani çiring çingene diyor resmen yani. Çiringe diye bir şey mi çıktı yani? Yeni yeni laflar mı türüyor? Çingene diyeceksin onu dipodüz yani. Çirenk ne? Aşkım ne zaman çıktı bu laf mesela? Dilan Polat güya ekmeğini kazandığı sosyal medyadan o kadar uzak, güncelden o kadar kopuk ki internet jargonunun senelerdir vazgeçilmezi olan utanç verici ya da başkası adına utanmak gibi çevrilebilecek cringe kelimesinin anlamını bilmiyor. Siz böyle olmayın diyorum ve bu videonun sponsoru olan Cambly'den bahsetmek istiyorum. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle kendi ilgi alanlarınıza uygun sohbet edebildiğiniz, en fazla 3 öğrencinin katıldığı grup dersleri sayesinde sizin İngilizce seviyenize benzer seviyede kişilerle çekinmeden iletişim kurabileceğiniz bir İngilizce eğitim platformu. Aslında bizim halk olarak İngilizce konuşmak istediğimizde önümüzde duran en büyük engeli, özgüvensizliğimizi yenmemizi sağlayan bir uygulama. Cambly bu yıl son kez büyük bir indirim yaptı. 60 drama kodunu kullanarak 12 aylık pakete %60 indirimle, yani ayda 747 TL yerine 299 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz. Yeni yılda İngilizcenizi geliştirmek gibi bir hedefiniz varsa aşağıya bıraktığım linke mutlaka tıklayın ve 60 drama indirim kodunu unutmayın. Yeni yılda İngilizcenizi geliştirmek istiyor ama henüz buna bütçe bulamıyorsanız da üzülmeyin. Yine linke tıklayıp ücretsiz bir şekilde kendinize bir hesap oluşturarak Cambly'nin açık kaynaklarına ve yapay zeka Cam.ai ile konuşarak İngilizce pratiği yapma fırsatına erişebilirsiniz. Videoyu televizyonunuzdan izliyorsanız linke ulaşmak zor olacaktır. Hemen telefonunuzu çıkarın ve sol alt köşedeki QR kodunu kameranıza okutun. Hizmet gibi hizmet. Bağımsız bir içerik üreticisi olarak bu videomun sponsor olduğu için Cambly'ye teşekkür ediyorum. Ve tüm çiringliğiyle Dilan Polat'a geri dönüyorum. Dediğim gibi, günlük 750 bin TL Dilan Polat'ın elinin kiri. Hayırsever bir imaj çizmek istediği gün gözünü bile kırpmadan dağıttığı altınlar, dolarlar bu ailenin elinin kiri. Ay sonunu zor getiren, paranın tek kuruşunun bile boşa harcanmadığından emin olmak zorunda olan Türkiye halkının çoğu için bu rüya gibi bir hayat. Zorluk yok. Sadece mükafat var. Çevrelerinde bir gün dahi bulunmak, bir ailenin bir aylık giderini hediye olarak alması demek. Uyuşturucu karteli Pablo Escobar mahallesindeki fakir halkı nasıl mutlu ettiyse, Dilan Polat da çevresine topladığı çoğu yabancı uyruklu olan çalışanlarını böyle mutlu ediyor. Onu kıskandığı için kötü yorum yazdığını düşündüğü takipçilerine tükürmek için açtığı canlı yayınlarda, chatte onun eski kıyafetlerini bağış olarak almak isteyen insanların umudu oluyor. Nasıl bir salaksın sen ya? Salak,
Tamam mı? Senin beynin bile basmıyor o yaptığın yoruma. Bir de altına yazmış ki ne zaman boşanacaklar da bana gelecek bu. Tövbe, bok yiyeceksin sen. Otur ya. Bok ye, tamam mı? Sen boku göndereceğim ben sana anca. Adını bile okumuyorum. Akif Yusuf, ma senin sülalendir, tamam mı? Bak haddini bileceksin. Kıskançlar. İnsanlık onuruna sığmayan hayatlar yaşayan, senelerce okuyup iş bulamayan, çocuklarına çikolata dahi almaya gücü yetmeyen takipçileri son çare Dilan Polat'a sesini duyurabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Dilansa bu binlerce kişinin arasından bir şanslıyı seçip kameralar önünde ona sadaka vererek ülkenin en hayırsever zengini olmaya çalışıyor. Hatta birçok insanın gözünde oluyor da. Dilan ve Engin Polat'ın gözlerini dahi kırpmadan havalara saçtıkları paranın nereden geldiğini merak eden, sorgulayan hiç mi olmuyor derseniz tabii ki oluyor. Dilan Polat ekran başında her fırsatta yüzlerine tükürdüğü bu insanların sorularını kıskançlığa ve çekememezliğe bağlasa da bir yandan cevap vermek zorunda kalıyor. Cevabı şu: her gün storylerimi milyonlarca kişi izliyor. Bir ayda 1 milyon ürün satıyorum. Her ay şubelerimde 500 bin kişi ağırlıyorum. Franchise şubelerimi, isim hakkımı 20 milyon TL'ye satıyorum. İlk bakışta bu açıklamalarda bir problem var gibi gözükmese de aslında var. Avukat Feyza Altun'un da Halk TV'de katıldığı programda ifade ettiği üzere bu istatistiklere bakarsak hepimizin evinde en az bir tane Dilan Polat ürünü bulunmalı, çevremizde Dilan Polat'ın merkezinde estetik işlem yaptırmış en az bir kişi bulunmalı. Böyle bir gerçeklik yok. Zaten tek ayak üstünde 20 yalan atmaya çok alışmış olan, ağzının çok iyi laf yapmasıyla bugünlere kadar gelebilmiş Dilan Polat da sayısız kez kendini ele veriyor. Paranın kaynağını soran insanları salaklıkla, matematik hesabı yapamamakla suçladığı programın devamında "ben çok paradan da anlamam Armağan Bey, hiç bilmem" diyen de kendisi. Bir story serisi sırasında ticari başarının takipçi sayısıyla doğru orantılı olmadığını itiraf eden de kendisi. "Bu işler takipçiyle olsaydı Şeyma Subaşı en çok izlenen insan dükkanı kapatıp giyim firmasını bitirmezdi. Bu iş takipçiyle olmuyor. İşinin başında olman, güven, sonuçların, bilgin, deneyimin, bütün bunlarla olan şeyler bunlar. Takipçiyle olmaz bu işler. 5 milyon takipçin de olsa olmaz." Evet. Binlerce insana story'den tek tıkla gidebilecekleri sitelerden 100-200 liralık ürünler satmak çok kolay. İnsanlara "o kadar övüyor, bir deneyeyim bakayım ne olacak" dedirtmek çok kolay. Ama evlerinden kaldırıp estetik merkezlerine getirtip ne idüğü belirsiz estetisyenlere binlerce liralık işlem yaptırtmak hiç kolay değil. Ayda 500 bin kişinin Dilan Polat şubelerinde işlem yaptırdığı fikri gerçek dışı. Her köşe başında bir güzellik merkezi franchise'ının türemesi ise hukukçuların çok sevdiği deyimle hayatın olağan akışına aykırı. Yani yasal yollarla imkansız. Tüm ülkenin gözü önünde ticari hayatını sürdüren, parayı sokakta bulmuş gibi davranıp hem mallarına hem de çevresindeki insanlara çerçöp muamelesi yapan, "ben paradan anlamam" diyen ama yeri geldiğinde "paranın kazanılabilecek olduğunu bizim ülkemizde çok insan inanamıyor. E yolun açılıyorsa, Allah yürü ya kulum diyorsa kazanabiliyorsun, bu parayı gerçekten çalışarak kazanabiliyorsun" diye insanlara umut satan bu kadının bugünlere o ticaretle gelmediğini birazdan çok iyi anlayacaksınız. Parayı sokaktan bulmuş gibi davranmasının sebebi parayı gerçekten sokakta bulması. Sabahtan akşama deliler gibi çalışıp zor geçinen insanlara "isteseydiniz yapabilirdiniz" mesajını vererek onlara kendilerini daha da beter hissettiren bu kadının bunu yapma cüretinin sebebi parayı gerçekten sokakta bulması. Paranın kaynağına geçmeden önce, ürettiği kayda değer hiçbir içerik olmamasına, adını bir kere bile duymamış olmanıza rağmen milyonlarca takipçisi olduğunu gördüğünüz Dilan Polat vari hesapların o konumlara nasıl geldiğini konuşalım. Çekilişle. Yoksul bir ülkede son model iPhone'a sahip olmak herkesin hayaliyken bu hayali sömürmenin bin bir türlü yolu var. Bir gün zengin olacakları inancını da pazarlayabilirsiniz. Onlara direkt olarak iPhone da verebilirsiniz. Ya da veriyormuş gibi yapıp vermeyebilirsiniz. Önemli olan kazanma umudunu ne kadar iyi aşıladığınız. Milli Piyango İdaresi olaya el atmadan kısa bir süre öncesine kadar adını bildiğiniz ya da bilmediğiniz hemen hemen bütün sosyal medya ünlülerinin takipçi kazanma formülü fake çekilişlerdi. Fake çekilişler ise sosyal medya tekeli Çağrı Taner'den sorulurdu. "Beni takip edip gönderinin altına yorum atın" denir. Kısa bir süre sonra ya çekiliş postu kayıplara karışır ya da ödül bir arkadaşa kazandırılırdı. Kazanılan binlerce takipçi ise sosyal medyada kiminle çalıştığının bilincinde olmayan markalara pazarlanır, "bana reklam verin, ürününüzü sattırayım" denirdi. Bu yine buzdağının görünen yüzüydü.
çekilişle, ürün satışıyla para aklanabileceği aklınıza gelir miydi bilmiyorum. 2021'in Ekim ayında Twitch Bit skandalı patlak vermişti. Twitch isimli canlı yayın platformundaki tüm içerik üreticilerinin kazanç verileri sızdırılınca irili ufaklı birçok yayıncının her ay yüz binlerce lira bağış topladığı ortaya çıkmıştı. Normalde izleyicilerin sevdikleri yayıncılara desteği şeklinde yürüyen bu bağış mevzusunun para aklama yöntemi olarak kullanıldığı böylece ortaya çıktı. Paranın sahipleri yüz binlerce lira atıyor, bu paranın çoğunu kripto para şeklinde yayıncıdan geri istiyor, az bir kısmını ise onlara komisyon olarak bırakıyordu. Böylece bu yayıncılar da kazanmak için çok emek vermeleri gereken paraları havadan bulmuş oluyordu. Bağış üzerinden para aklama mevzusu, bağışın olduğu her yerde tam gaz devam ediyor. Twitch, TikTok ve nice ismini dahi bilmediğimiz platform. Dilan Polat ve türevlerinin durumuysa biraz daha farklı. Aklanan para o kadar büyük ki bağışla falan olacak iş değil. Burada bakmamız gereken yer, kara paranın muhtemelen büyük ölçüde kaynağı olan yasa dışı bağış siteleri. Her gün milyonlarca dolar ciro yapan bağış sitelerinin parayı sisteme sokabilmek için paravan şirketlere var olmayan ama varmış gibi gösterilecek yasal bir ticarete ihtiyacı var. Diyelim sade bir vatandaş online bir bahis sitesine girdi ve oynamak için kredi kartından 1000 TL ödedi. Bu para otomatik olarak Dilan Polat'ın Rise and Shine ürünlerini sattığı online satış sitesine yönlendiriliyor. 1000 TL değerinde ürün içeren bir sepet o kişinin haberi olmadan doluyor. Ve alışveriş mail order denilen kart bilgilerine sahip ve Türkiye'de bulunmayan birilerinin e-mail atarak harcama yapabildiği bir sistem aracılığıyla yapılıyor. Dolayısıyla bu 1000 TL ilk etapta Dilan Polat'ın şirket hesabına geçiyor. Ay sonunda toplanan tüm miktar hesaplanıyor. Dilan Polat %8 komisyonunu alıyor ve kalan parayı yurt dışındaki sanal bahis baronlarına geri veriyor. Tabii bu satış adetleri için bir fatura kesmek, kargoya gitmiş gibi kargo firmalarına ödeme yapmak gerekiyor. Ki zaten 8 ay önce yaptığım videoda dolandırıcı kargo şirketlerini de konuşmuştuk. O işte öylece çözülüyor. Fatura kesme noktasında ise Polatların açgözlülüğü devreye giriyor. Dilan'ın çocukluk arkadaşı avukat Özgecan'ın bu konuda dediklerine bir bakalım. Bu kara para da böyle aklanmaz zaten. Kara para aklayacaksan kara paranın vergisini de verirsin. Çünkü sisteme sokup legalleştirmen gerekir. Vergisini ödersin, kaldı ki KDV iadelerini bile alırsın. Peki. Şampiyonlar Ligi masasına dağıtılan franchise şubeler de böyle bir açgözlülüğün ürünü. Daha fazla ticaret, daha fazla para aklamak demek. Masadaki herkes de bulaştığı bu yasa dışı işten paylarını bir güzel alıyor. Böylece bu insanlar 2019 yılında ünlü olmaya çalışan, hepimiz kadar zor para kazanan hallerini geçmişte bırakıyor. 4 sene içinde dehşet bir servete kavuşuyor. Havadan gelen parayı da tekrar havaya atmaktan bu yüzden çekinmiyorlar. İşin bir de bankacılık ve finans tarafı var. Sonuçta yüklü miktarda paralar parçalara bölünerek sürekli yurt dışına ya da başka hesaplara aktarılıyor. Bankacılığı bilenlerin çok iyi bildiği gibi yüklü miktarlarda olmasa bile sürekli yaptığınız şüpheli transferler bankaların fraud ekiplerine takılır. Transfer bloke edilir ve siz bankayı ikna edebilene kadar gerçekleşmez. Çünkü işin ucunda bankanın BDDK'dan para cezası alması, hatta kapatılmasına kadar gidecek bir süreç. Yani banka adına çok büyük bir risk vardır. Bu noktada devreye geleneksel bankacılığa rakip olarak çıkan fintech dediğimiz şirketler giriyor. Bunlar bankacılık lisansı olmayan, bu yüzden yatırım ya da vadeli mevduat gibi çeşitli hizmetleri sunamayan fakat para transferi için birebir olan girişimler. Daha da takip edilemez kripto para transfer hizmeti sağlayan Paribu. BDDK'nın elbette bu şirketler üzerinde de yaptırım gücü var ama gün be gün gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni yöntemler konusunda pek de atik değiller. Engin! Havuzu bana ısıtabilir misin? Dilan bu hayatı yaşamayı seviyor. 2015'te ünlülerin arabalarıyla otobüs durağından aldığı fotoğrafçı Dilanken, ünlülerin telefonlarını bile açmayan, 6 milyon takipçili, ülkenin her yerinde ismi tabelalarda yazan, Fenerbahçe kadın voleybol takımına sponsor olacak kadar başarılı iş kadını Dilan Polat oluyor. Günün dedim kazancımız dedim nasıl olabilir dedim ya 100 bin lira falan. 100 bin lira değil dedi Dilancığım. 10 milyonu. Rakamları da anlamıyorum. Parayla dişi olan bir kadın değilim ben. Yerseniz. Dediğim gibi Polatlar 9 milyon TL'ye Çekmeköy'de müstakil ve havuzlu bir ev alıyorlar. Araba koleksiyonlarının içinden o gün hangi arabaya bineceklerine oğlu Milan karar veriyor. Bu arada Engin de kendi girişimi olan Engin Polat Men'i kuruyor. Ve bir ay içinde biri İstanbul, biri İzmir ve ikisi Ankara'da olmak üzere 4 şube açıyor. Hedef bir yılda 15 şube. Çünkü sermayenin geldiği yerde daha çok var. Sermayeye şube yetiştiremiyorlar.
Dilan Polat havadan gelen parasını sergilemeye doyamaz. Catchphrase'i haline gelen enerji nidalarını şarkı haline getirip onu çekemeyenlere bir de bu şekilde laf sokarken eski suç ortaklarını da unutmuyor. Zamanında beraber çalıştığı, şube verdiği birçok kişiyle kanlı bıçaklı oluyor. Ah benim arkadaşlarım bir bilse, İleyda'sı, Eylül'ü, o Sulu'su bir bilse, bir bilse. Bu kavgaları da magazin hesaplarını fonlayıp hesabına daha fazla trafik çekerek büyüme stratejisi olarak kullanıyor. Lekelerin bir... benim sayemde gitti. Bütün cildindeki lekeler sayemde gitti. Selülitlerin sayemde gitti. Popon sayemde. Popolit dedikte işte annen sayemde inceldi. Hiçbir etik değeri olmayan insanın ilgi için yapabileceklerinin sınırı gerçekten yok. Özellikle ilgi diyorum. Çünkü para için böyle şaklabanlıklara ihtiyacı olmadığını zaten biliyorsunuz. Çok daha büyük şaklabanlıklar hali hazırda arka planda tıkır tıkır yapılıyor. Çevresinde tek bir arkadaşı bile kalmayan, haftada birkaç kere altına ve dolara boğduğu çalışanlarının övgüleri sayesinde hayata tutunan Dilan Polat'ın sihrinden bir gram bile etkilenmeyen çok kilit bir isim var. Kızı Nilda. Ergenlik çağına yeni yeni girmeye başlayan bu çocuk, aynı oğlu ve çevresindeki diğer herkes gibi Dilan Polat'ın storylerinin bir ürünü. Ama kendisi bu durumdan çok rahatsız. Storylerde yüzünün görünmesini, milyonlarca insanın hakkında yorumlar yazmasını istemiyor. Hatta kaldıramıyor. Okulda zorbalığa uğruyor, normal bir çocuk gibi yaşaması annesi tarafından engelleniyor. İsyan ettiğinde ise annesi ve teyzesi tarafından bu hayatın keyfini çıkaramamakla suçlanıyor. Küçücük çocuğu, çocuk hakkında yazılan yorumlar, benim çocuğumla alakalı bu yorumları yazmayın. Bir dakika, keşke şuna benzesen biraz. Birazcık teyzene benze be. Hayat öyleyim. Annesinin onun psikolojisiyle, sağlığıyla ilgilenebilecek vakti zaten yok. O, onu çekemeyenlere tükürmekle ve eski dostlarıyla rekabet edip laf yetiştirmekle meşgul. Bu dönemde Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanıyor ve bunu yaptıran kişinin Dilan Polat olduğu iddia ediliyor. Güya karısının tüm hayatını sosyal medyada paylaşmasından rahatsız olan ya da rahatsızmış rolleri kesen Engin, 9 Eylül 2023'te evlilik yıl dönümlerinde karısı sosyal medyada biraz daha hava atabilsin diye ona uçak alıyor. Evet, uçak. Mücevher'in günlük, arabanın alelade hediyeler olduğu yerde yaratıcı olmak biraz zor sanırım. Bu durum sosyal medyada çok konuşuluyor, çok eleştiriliyor. Kül yutmayan Twitter ahalisi bazı çok gerekli sorular sormaya başlıyor. Bunlar kim? Bu kadar parayı nereden kazandılar? Enerji, zıkkımın kökü, Allah'ın belası bugün yok. Böylelikle Polatlar, enerjiye her zamankinden daha ihtiyaç duydukları Eylül ayına hızlı bir giriş yapıyorlar. Önce 10 Eylül'de Engin uçağı satın almadığını, kiralık olduğunu açıklıyor. Takipçilere yalan söyledikleri bilgisi, ortaya çıkmasından deliler gibi korktukları başka bilgilerin yanında çok masum. 21 Eylül'de Dilan, idam sehpasına kendi ayaklarıyla gittiğinden habersiz, malum canlı yayına katılıyor. Yayında altın tozlu kahve içmesi, 200 bin TL'lik kombini, bir günde 750 bin TL harcadığını beyan etmesi ve daha birçok şey günümüze kadar gelen olaylar silsilesini kamusal ve hukuksal düzlemde hızlandırıyor. Yayına Engin Polat da bağlanıyor. Dilan ondan nasıl para kazandıklarını anlatmasını istiyor. Ama sunucular da kendisi de bu sıradan insanların aklının almayacağı karmaşık ticari detayları açıklamayı gereksiz buluyor. Başta da söylediğim gibi. Bu sırada bu aile zaten masanın incelemesi altında. Çünkü biz bu uçağı ve altın tozunu konuşurken kapalı kapılar ardında çok şey oluyor. Sisi'yle kaplı, senelerin magazin figürü Seyhan Soylu, bu olaylardan biraz önce Instagram hesabını çalıp onun adıyla korkunç paylaşımlar yapan kişilerin Polatlar olduğunun zaten farkında. Savcılığa suç duyurusunu yapmış. Yaptığını da hesabında duyurmuş. Suç duyurusuna kara para aklama iddialarını da dahil etmiş. Bundan biraz önce 5 Haziran'da Polatların adına açılmış olan bir başka suç duyurusu dosyası daha var. Komşularıyla girdikleri yumruklu kavganın ardından komşunun şikayetiyle açılan bir dosya. Bu komşu da sıradan vatandaş değil. Bir televizyon kanalında üst düzey yönetici. Bunun üzerine Polatlar ifadeye çağrılıyor. Ama Dilan Polat ifadeye gitmek yerine bu dosyaya hangi savcının baktığını da öğreniyor, savcının telefon numarasını da. Bir pazar günü savcıyı arayıp, işlerim çok yoğun, bir ara gelip ifade veririm diyor. Savcı bu cürete inanamıyor. Sen kimsin beni şahsi telefonumdan arıyorsun? Sen benim numaramı nereden buldun diyor. Ve telefonu kapatıyor. Sosyal medyayla pek arası olmayan ve Dilan Polat'ı tanımayan savcı,
Bu olay üzerine Dilan'a kafayı takıyor ve araştırmaya başlıyor. Seyhan Soylu'nun suç duyurusu da tam üzerine geliyor. Bu dosyalar ve MASAK başvurusu birleşiyor. Anadolu Adliyesi'nin en önemli gündemi oluyor. Bir yandan söylentiler iyice ayyuka çıkarken konuyu sürekli gündemde tutan bazı isimler de var. Seher Sultan olarak bilinen gazeteci Seher Yaşayacak, Feyza Altun, Murat Örel. Gazeteciler ve avukatlar hepimizi dehşete düşüren iddialara kayıtsız kalamayınca her gün yepyeni bilgilere uyanmaya başlıyoruz. Milyonlarca dolar kazanca karşı ödenen azıcık vergiler, halk sağlığını tehdit eden, 3 metre yakınına dahi yaklaşmamak gereken merdiven altı ürünler, mail order iddiaları. Dilan Polat 25-26 Eylül gibi hastaneye yatıyor. Lupus hastası olduğunu söylüyor. Ama hastane odasında sigara içiyor ve mağdur rolünü bir kenara bırakıp tükürmelerine geri dönüyor. Can güvenliği olmadığını, Dilan Polat'ın tetikçi tuttuğunu söyleyen Banu Parlı'yı üstünden prim yapmak ve para kazanmakla suçluyor. Koluna takılan serumsa mutlaka story'nin bir yerine sıkıştırılıyor. Tükürükler Seyhan Soylu'ya doğuruyor, Rabbe sığınılıyor, ekmekler öpülerek yeminler ediliyor. Hadi re yapma. Böyle seni bir yerde görmeyeyim. Hastaneden çıkıp eve döndüğünde de enerjiyi elden bırakmıyor. Banu Parlı'nın vergi kaçırdığını ifşa etmek için elinden geleni yapıyor. Para mevzularından hiç anlamayan Dilan pek de cahil görünmüyor nedense. Nakite kesilmiyor mu kız? Senin haberin yok mu? O güzel kaçırıyorsun vergileri o zaman sen. Yine hastanede Banu Parlı'nın kendilerinden birini vurmalarını istediğini ağzından kaçırırken de pek masum değil. Can güvenliğine şüphe ediyorsun. Niye 3 gün önce evime gelip kahve içmek istiyordun? İşlerin çok kötüydü, ben de dertleşecektim. Hani bilmem kimi vurun da bilmem ne yapın artık bunu diyordu. 3 Ekim'de Dilan Polat'ın avukatı ve mali müşaviri Ahmet Gün ikinci sayfaya konuk oluyor. Ve yayın Polatlar açısından tam bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Avukatlığı bile şaibeli olan Ahmet Gün, müvekkillerinin vergi ödediğini kanıtlamaya çalışırken "Allah bazen insanlara yürü kulum der." diyor. Bir yandan Dilan ve Engin'i hapse kesinlikle girmeyecekleri yönünde telkin edip pohpohladığını sonradan öğreniyoruz. Dilan Polat yayına bağlanıp 100 milyonlarca liraya karşılık ödenen 7 milyon TL vergiyi "Giderimiz çok" diyerek açıklamaya çalışsa da sıkıştırılınca da "Vergi insanın mahremiyetidir ya" gibi skandal bir cümleye imza atıyor. Tutuklanmalarına bir ay, mal varlıklarına el konulmasına 10 gün kala Polatlar sessizliğe gömülüyor. 10 Ekim'de Ataşehir'de bulunan Dilan Polat Polikliniğine, ertesi gün yine Ataşehir'de bulunan Engin Polat Men'e silahlı saldırı düzenleniyor. Fakat bu saldırıları Polatların kendi kendilerine yaptıkları iddia ediliyor. Bu sırada Çağlayan Adliyesi MASAK raporunu UYAP'a yüklüyor ve avukatların erişimini açıyor. Rapor şu anki avukatları Hüseyin Kaya vasıtasıyla Polatlara da sızıyor. Durumun vahametini sonunda böylece idrak ediyor ve muhtemelen kaçmaya hazırlanıyorlar. Hayali ticaretler, naylon şirketler ifşa olunca çok zamanları kalmadığını anlıyorlar. Bu arada arabalarını satışa çıkarıyorlar. Takvimler 13 Ekim'i gösterdiğinde Polat çiftinin ve ailelerine mensup toplam 13 kişinin tüm mal varlığına tedbir kararı geliyor ve yurt dışı çıkış yasağı konuyor. 4 farklı suçtan yargılanıyorlar. Suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve vergi usul kanununa muhalefet. 16 Ekim'de çift ifade vermeye meydan okurcasına meşhur kırmızı Ferrari'leriyle gidiyor. Ferrari ile doya doya gaza basacakları sayılı günleri kaldı sonuçta. Dosyaya erişim engeli istiyorlar ama nafile. Adliye, kamuoyu ve gazeteci ilgisinden memnun. Kara para iddialarını detaylı bir şekilde araştıran isimlerden biri gazeteci Murat Örel. O güne kadar kendilerinin dengi insanların yüzüne tükürmekten başka bir şey bilmeyen Polatlar ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Engin Polat, Murat Örel'in bulunduğu Twitter Space odasına giriyor ve onu diğer hasımlarıyla karıştırmış olacak ki üzerinden prim yapıyorsun diye bir laf ediyor. Sonrasında Dilan Polat özür dileyip toparlamaya çalışsa da Murat Örel Polatlara kafayı iyice takıyor. 21 Ekim'de önce ürün satışları ve poliklinik işlemleri, sonraki günlerde de Trendyol satışları durduruluyor. Satışları mobil app'leri üzerinden yapmaya devam ediyorlar. 22 Ekim'de ise tüm mal varlıklarına el konduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşılıyor. 23 Ekim'de geçmişte ortak olduğu Nezdemir'in de banka hesapları dondurulup ismi soruşturma dosyasına dahil ediliyor. 26 Ekim'de hem Polatlara ait 15 iş yerine hem de Sıla Doğu'nun iş yerine maliye ekipleri tarafından baskın yapılıyor. Tüm çalışanların telefonuna el konuyor. Haberi alan Dilan Polat'ın gruplara yazdığı "tüm mesajları silin" mesajları da böylece dalga konusu oluyor. 29 Ekim'de Dilan Polat akıllara zarar bir özür açıklaması yayınlıyor. Şu ya... Sahte
Kokoş Ciciler diye bir sayfamda o yapıyor. Altın tozu dediğiniz şey 100 liraya da satılıyor. Mağdura yatma kavramına yepyeni bir soluk getirmiş. Bizim devletimize var ya, boynumuz kıldan ince, bizim her şeyimiz çok şeffaf. Biz işimizin başındayız, çalışıyoruz. Alnımızın akıyla, alın teriyle çalışıyoruz. Devletin, vatanını çok seven bir aileyiz biz. Hayatımızda bir kez faiz parası yememişiz, niye olmaz diye. Fakirin elinden tutacakken, onları destek toplayacakken, onların bir önü kesiz, onların ahı vebali var üstünüzde. Benim kocam çok çalışıyor. Benden çok o çalışıyor. Babası çalışıyor, amcaları çalışıyor, herkes çalışıyor. Çok kötüsünüz. O insanların dediği şeyler olsa ben bir gün evde kalamam. Bu ülke o kadar kanunsuz falan bir ülke değil. Bir de benim güzel ülkemi itibarsızlaştırmayın ha. Takvimler 1 Kasım'ı gösterdiğinde artık kaçınılmaz sona geliniyor. Dilan'ın ne olacaksa olsun artık, gelip alacaklarsa alsınlar, dayanamıyorum dediği ve Gürcistan'a kaçma hazırlıkları yaptıkları iddia ediliyor. E-Devlet'ten adres değişikliği yapmaları da kaçma şüphelerini kuvvetlendirip tutuklama sürecini hızlandırıyor. Artık içeri alınacaklarının farkındalar. Dilan o gün operasyondan önce şöyle bir paylaşım yapıyor. 1 Kasım gecesi saat 1 sularında çiftin Çekmeköy'deki evlerine ve 6 ilde eş zamanlı 15 ayrı noktaya baskın yapılıyor. Engin ve Dilan Polat da dahil olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alınıp Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Hatta Engin'in 74 yaşındaki anneannesi bile adına şirket kurduğu için gözaltına alınıyor. Tabi anneanne kısa bir süre sonra serbest bırakılıyor. Polatların devlet tarafından el konan arabaları adliyede ibret-i alem olsun diye bir süre sergileniyor. Gözaltı görüntüleri adliye ekranlarında döndürülüyor. Konuyu parti kürsüsüne taşıyıp bir yanda Polatlar varken bir yanda KYK yurtlarında kurtlu yemekler yemek zorunda kalan öğrencilerden bahseden Meral Akşener'e Dilan Polat'ın hesabından yazılan bir tweetle karşılık veriliyor. Dilan gözaltındayken atılan bu tweet ne kadar hayırsever olduklarının altını çiziyor. İktidara muhalefet ederken bizi maşa olarak kullanmayın diyor. İfadeler alındıktan sonra Polatlar nöbetçi mahkemeye çıkıyor. O sırada 4 farklı suç tanımının sayısı 7'ye çıkmış durumda. 2021 yılında karıştıkları silahla yaralama olayı ve Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması olayı sebebiyle suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlaması, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak olarak güncelleniyor. Onun dışındakiler şöyle: vergi usul kanununa muhalefet, yasa dışı bahis kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerini yurt dışına kaçırmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynaklarını gizlemek, bahsi geçen suçların işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı. Yani MASAK raporu, ifadeler, tape kayıtları, şirketlerde yapılan araştırmalar. 5 Kasım günü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri cezaevine sevk ediliyorlar. Çapraz sorguyla ilgili detaylar basına veriliyor. Böylece mali müşavirleri ve sözde avukatları Ahmet Gün, naylon faturaları itiraf etmiş, ticaret dehası Engin Polat, vergisel bazı hatalar yapmış olabiliriz demiş ve vergisel lafını kelime dağarcığımıza kazandırmış oluyor. Aile içinde yapılan 18 milyon, 7 milyon TL gibi tutarlardaki para transferlerini babama ve kardeşime harçlık gönderdim diye açıklamaya çalışıyor. Gözaltında geçirdikleri ilk bir hafta boyunca Dilan'ın hapishaneye oryantasyon sürecinin bol bol ekmeği yeniyor. Hapishanede giymesi gereken ucuz kıyafetlerden tutun da avluda ettiği söylenen kavgalara kadar bir sürü dedikodu çıkıyor. Avukatları Çağdaş Çelik dosyada kara para iddiası çıkarsa çiftin avukatlığını bırakacağını söylüyor ve bir süre sonra bırakıyor. 14 Kasım'da şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekten Polatların azmettirdiği ortaya çıkıyor. Engin Polat 16 Kasım'da Silivri'den Çorlu cezaevine sevk ediliyor. İşte böylece Dilan Polat'ın açtığı yol, vergi kaçıran, merdiven altı ürünlerle takipçilerini dolandıran, kara para aklama şüphesi bulunan birçok influencer'ı ayyuka çıkardı. Korkudan tir tir titremeye başlayan bu influencer'ların kimi Dilan Polat'ın izinde lüks araçlarıyla havaya paralar, altınlar saçtıkları videolarını bir bir silmeye başladı. Kimi de geçmişteki kabahatlerinden sıyrılmak için eski işbirlikçilerini ateşe attı. Gelelim yardımsever ve ahlaklı örnek influencer'ımız Eylül Öztürk'e. Bak önümüz Ramazan, hep söylüyorum. Hepiniz oruç tutacaksınız ama insan hakkı yiyip yiyip orucları tutmak olur mu? 4 Haziran 1986'da Balıkesir'de dünyaya gelen Eylül Öztürk, ordudan malulen emekli olmuş asker pilot bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu.
Babası emekli olduktan sonra Eylül ortaokul çağındayken Belçika'ya taşınıyorlar. Eylül burada Dutch, Fransızca ve İngilizce öğreniyor. Ik ga goed Nederlands praten, Flemings biliyorum. And I can also speak very well English. İngilizcem de var. Et je aussi parle français. Fransızcam da var. Liseye geldiğinde İstanbul'a dönüyor ve Yeşilköy Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam ediyor. Eylül, anne babasının narsist olduğunu, çocukken annesinin yoğun istismarına maruz kaldığını, bunun için çok uzun süre terapi aldığını anlatıyor. 16-17 yaşlarına kadar ailesinden fiziksel şiddet görüyor ve 18 yaşında evden kovuluyor. İstanbul Üniversitesi'nde Yunan Dili ve Edebiyatı okurken bir yandan oyunculuk, çeşitli gruplarda solistlik, yerel bir TV kanalında sunuculuk, stand hostesliği ve fotoğrafçılık yapıyor. Harçlığını çıkarmak için ne iş bulursa çalışıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra uzunca bir süre özel jet hostesliği yapıyor. 2016 yılının Nisan ayında bir gece şu anki eşi Barış Kenan Öztürk'le Asmalı Mescid'de Kenan'ın hem işletmeciliğini hem de bazen DJ'liğini yaptığı barda tanışıyor. Bu sırada Eylül, memeli mestan Nicki ile çektiği Vine videolarıyla ufak da olsa şöhreti bulmuş. Hostes, vay. Hangi şirket? Merve'yi tanıyorsun. Hiç atma dış atma. Hiç böyle kazanıyorsun sen ya. Ya ben Erzurum'a gideceğim. Korkmuyor musun? 2014 yılında Knur'un sosyal medya reklam yüzü olunca da hostesliği bırakmış. Eylül Vine videolarıyla o kadar meşhur oluyor ki, o dönem geleneksel medyanın sosyal medyada çocuklar var, şaklabanlık yapıp bizden çok izleniyorlar histerisinin etkisiyle Beyaz Şov'a bile çıkıyor. Bir yandan 3. sınıf korku ve komedi filmlerinde yan rolleri almaya başlıyor. 3. sınıf dediğime bakmayın, Zafer Algöz'le falan oynuyor. Filmin bütçesinin yarısı Zafer Bey'e gitti herhalde. Star TV'de Benzemez Kimse Sana diye bir taklit yarışması vardı, bilmiyorum hatırlar mısınız? Eylül oraya da katılıyor. Aynı yarışmada Asena, Bay J, Ömür Gedik ve Pelin Öztekin de var. Sunucu, ensest ilişkisi ifşa olunca piyasadan silinen Murat Başoğlu. Jüriler ise Erol Evgin, Hande Ataizli ve rahmetli Seyfi Dursunoğlu. Bu kadro bana iç çektirdi. 2016 yılında Eylül ve Kenan bütçelerine en uygun tatil beldesine Tayland'a gidiyor. Ekonomik durumuna göre tatil beldesi olarak en iyisidir. Tatildelerken Kenan bir telefon alıyor ve işletmeciliğini yaptığı mekanın kapanmasıyla işsiz kaldığını öğreniyor. Mekanın kapanma sebebi o dönem İstiklal'de, havaalanında ve birçok başka yerde düzenlenen bombalı terör saldırıları. Dolayısıyla eğlence sektöründe yani tiyatroda çalışan Eylül de işsiz kalıyor. Zaten Vine'ın mezarına çoktan toprak atılmış. Eylül de Instagram'a geçmiş ama bir geliri yok. Bu sırada Kadıköy'de bir apartmanın dubleks çatı katı olan tarihi yarımada manzaralı bir eve çıkmışlar. Eylül bu evin terasında jacuzzi hayali kurduğu orta sınıf diyebileceğimiz hayatını 2019'a kadar sürdürüyor. İşsiz kalıp evin kirasını ödeyemeyince İsviçre'den İstanbul'a hukuk okumaya gelen Yasemin isimli bir kıza evin tüm kirası karşılığı bir odayı kiralıyorlar. Evimizin bir odasını ona kiraya verdik ama kız resmen verdiği parayla bizim bütün evin kirasını ödüyor falan. Hani oradan bir yırttık paramızı az önce. Bunu söylemeseydi falan. Yemek yiyebilmek için Kenan'ın ailesinin Avşa'daki evine gittikleri bu dönemden takipçi sayılarını nakde çevirmenin yolunu bularak çıkıyorlar. Önce sponsorlardan gelen ayakkabıları satmaya başlıyor. Ücreti hesaplarına direkt havale olarak alıyorlar. Ciro dediği de şu, insanlar hesap numaramıza para gönderiyorlar. Aynen ya, tabii. Biz de kendi şeyimiz hesap numaramızı için veriyoruz. Pazarlama stratejileri ise gelirin bir kısmını hayvan barınaklarına ve köy okullarına bağışlamak. Ben nasıl dedim ayakkabılarımı satıyorum diye. Aa, hani evet. İnsanlara ne diyeceğim dedim, ne olacak falan dedi. Bak bana çok büyük damardan girmişsin. Söz dedim, kazandığımız paranın bir kısmını hayvanlara yardım yapacağız. Aa dedi, bu çok güzel fikir dedi. Öyle deyince ben de kabul ettim, evet. Aynen. Ayakkabılar bir gecede satılınca bu sefer Eminönü'nden ayakkabı alıp onları satmaya başlıyorlar. Sonra Hüsa'dan sonradan duyduk ki işte Eminönü diye bir yer şeyde Beyazıt'ta bir yer varmış. Orada ayakkabılar satılıyormuş. Hani oraya gidin bakın falan dediler. Böylece Keo Butik isimli butikleri hayata geçmiş oluyor. 2017 yılında her şeyi sponsorlara yaptırıp bedavaya getirdikleri bir düğünle evleniyorlar. Ve düğün gecesi sadece bir gecede Eylül'e 750 bin, Kenan'a 60 bin Instagram takipçisi geliyor. Böylece Eminönü'nden aldıkları ayakkabı ve çantaları Eder'inin 3 katına satabilecekleri yüz binlerce yeni insan bulmuş oluyorlar. 2017-2019 yılları arası Eylül için o kadar bereketli ki oğlu Alex'i dünyaya getirmek için 2019 yılının başında Amerika'ya, Florida'ya gidiyor. Bu da doğum ve vatandaşlık süreçleri konusunda danışmanlık veren bir şirketle yaptığı işbirliği sayesinde oluyor. Böylece Amerikan vatandaşı yaptığı oğlunun ve dolaylı olarak da kendisinin geleceğini bir nebze garanti altına almış oluyor.
ve Türkiye'ye dönüyor. Amerika'daki tüm doğum sürecini Instagram'dan paylaşıp oğlunu influencerlık kariyerinde bir basamak olarak kullanmaktan hiç çekinmiyor. Henüz daha oğlunu emzirirken bir ürün çıkarıyor ve Kanal D'de Hey Anne isimli bir program yapıyor. Hatta bu dönemde yeni annelerin en büyük stres sebebi olan anne sütü konusunda "O kadar çok sütüm vardı ki yataklara taşıyordu" gibi bir açıklama yapıp tepki çekiyor. Peki 2019 yılının özelliği ne diye sorarsanız tabii ki Şampiyonlar Ligi masası. Biz karı koca ikimiz ticarete atıldık ama sonrasında işler bizim de müdahale edemeyeceğimiz boyutlara ulaştı. 2018'de oğlu Alex'in baby shower'ında fotoğraf çekmesi için çağırdığı Dilan Polat'la böylece bu masada tekrar buluşuyor. Aynı yıl Eylül Öztürk'te ailesiyle beraber Çekmeköy'de müstakil bir eve taşınıyor. 7 katlı evin içinde hamam, sauna, spa, havuz, spor salonu, bilardo odası var. Her neyse şimdi Eylül'ün evini gezeceğiz. 32 saatte gezeceğimizi düşünüyorum çünkü çok büyük değil odalar. Ya, o kadar da değil. Büyük ya. Yani küçük küçük odalar diyeyim. Anam. Ama her kat böyle bu kadar ya, yani küçük küçük katlar. Eylül Land Rover'a Kenan Chevrolet'e biniyor. Gayet güzel, mütevazi, boğaz manzaralı evlerindeki üst orta sınıf hayatlarından bir anda dünya starı hayatına nasıl geçtiler, orası muallak. Vine zamanlarından tanıdığı Şampiyonlar Ligi üyesi, güzellik merkezi sahibi Dilan Polat'ın eski kankisi Nezdemir'in de Eylüllerin evini gezerken verdiği tepkiler oldukça ilginç. Hatırlıyor musun? Hosteslikten yeni ayrılmıştın. Bir tane evim vardı ya, gelip kalıyordum hep. Ataşehir civarında. 1+1'di. Aa evet. Ben daha yeni patlamış böyle. Fenomenler kazanıyor ya. Şaka mı? Hayır, Eylül zaten ben eskiden beri tanıyorum. Zaten hem varlıklı bir ailenin kızıydı hem de yaptığı iş hostesti ya. Özel jet host. 2019 Eylül ve ailesi için kırılma noktası oluyor. Kendisi bu kırılma noktasını daha sonra şansla açıklıyor. Kariyerimde kırılma noktası. Aslında biraz şans, biraz da mecburiyet. Aynı yıl Eylül Öztürk, Nail Spa isimli protez tırnakçısının ilk şubesini Ataşehir'de açıyor. Daha sonraki senelerde Gebze, Bahçeşehir, Nişantaşı, Başakşehir, Kurtköy, Tuzla, Tem Avrupa 2, Maltepe, Maslak, Beylikdüzü olmak üzere 10 şube daha açıyor. Tabi bunların çoğu aynı Dilan Polat'ın şubeleri gibi franchise. Yani bir isim bedeli karşılığında her şubeyi başka başka kişiler işletiyor. Eylül'ün Şampiyonlar Ligi masasının diğer üyelerinden farkı Dilan Polat'ın ismini değil kendi ismini kullanıyor olması. Çünkü hali hazırda zaten ünlü. İsminin bir marka değeri var. 2019'da kurduğu tırnak bakım merkezlerinden biraz daha önce Eylül, 2018'de Fit and Alive isimli bir kozmetik markası da çıkarmış. Halihazırda hem Türkiye hem Avrupa'da onun satışları da devam ediyor. Eminönü'nden aldıkları ürünleri satarak açtıkları Keo Butik'le başlayan ticaret hayatları hem Fit and Alive'la hem de Nail Spa'yla şahlanıyor. Bu sefer Ferrari'nin değil ama Chevrolet'in suyu buralardan geliyor. Ya da buralardan geliyormuş gibi görünüyor. 2019'da oğlu Alex'i doğurmak için gittiği Florida'dan 123.500 dolar değerindeki ilk evini ta o zamanlardan almış olan Eylül, daha sonraki dönemlerde her ay maaşından bir çeyrek altın alıp kenara koyar gibi evleri dizmeye başlıyor. 2019 yılının sonunda Amerika'da toplam 510 bin dolar değerinde 4 eve sahip. 2020'de toplam 365 bin dolar değerinde 3 ev daha. 2021'de 385 bin dolar değerinde 2 ev daha. 2022'de 210 bin dolar değerinde 1 ev daha derken Eylül ve eşi Kenan 3 yıl içinde toplam 1,5 milyon dolar değerinde 10 ev sahibi oluyor. Eylül'ün Murat Ağırel'e gönderdiği vergi matrahı belgelerine göre 2016'da açtıkları ama bir süre Eylül'ün şahıs şirketi üzerinden faturalandırdıkları Keo Butiği 2017 yılında şirketleştiriyorlar. Fit and Alive'ı da zaten kuruluş yılı olan 2018'de. 2020'den 2023'e 3 sene içinde Fit and Alive'ın karı yaklaşık 3 milyon 800 bin TL. Keo Butik yani şirket adıyla Keo Prodüksiyon'un karı ise yaklaşık 700 bin TL. 2021 yılında şirket zarar etmiş. Bu yüzden de vergi ödenmemiş görünüyor. Yani Eylül ve Kenan'a ait iki şirketin 3 senelik toplam karlarını topladığınızda 4.6 milyon TL yapıyor. Ev almaya başladıkları 2019 yılında dolar kuru 5.6 bandındayken 2022'ye geldiğimizde dolar 18 lirayı görüyor.
Eylül'ün en yoğun ev aldığı yıl olan 2019 yılında evlere ödenen toplam paranın TL karşılığı 2.9 milyon TL. Çocuğunun baby shower'ına fotoğrafçı olarak çağırıp, daha sonra Şampiyonlar Ligi masasında buluştuğu, sık sık görüştüğü Dilan Polat'la 2023 yılının Şubat ayında Kahramanmaraş depremi sırasında bozuşuyor. Dilan'ın özel jete binmesine sinirlenip takipten çıkıyor. Ama bir yandan da elimden gelen yardımı yaptım. Daha fazla yardım yapacak gücüm yok. Ürünlerimizi satın alın ki daha fazla yardım yapayım gibi akla zarar açıklamalar yapmakla meşgul. İnsanlar ürün satın almaya ayıracakları parayla kendileri yardım yapamazlarmış gibi. Eylül aynı taktiği 2021 yılındaki orman yangınları ve sel felaketleri zamanı da izlemiş. Son belki 3 yıldır ya da 4 yıldır hep Türkiye'nin en güvenilir isimleri arasında tamam, bir numarada çıkıyor. Evet. Nihayet Eylül ve ailesi Amerika'ya taşınıyor. Ve 2,5 ay önce Dilan Polat'la başlayan soruşturma sürecini Amerika'daki değeri 800 küsür bin dolar olduğu iddia edilen evlerinden takip ediyorlar. Soruşturma ilerledikçe Şampiyonlar Ligi masasının hepsi kapsama giriyor. Böylece Eylül Öztürk için de dananın kuyruğu kopuyor. Eylül'ün şu an kamuoyuna kendini aklamak için sergilediği akıl almaz ama bir yandan da anlaşılır bir çaba var. Bu çaba Trendyol'dan Kasım ayında elde ettiği 1,5 milyon TL'lik link gelirini açıklamasına kadar vardı. YouTube'da yayınladığı kendini aklama videosunda bir kez daha alttan alta yaptığı yardımlara sığındı. Bankalar tüm hesap hareketlerimin sebebini soruyor diyerek derneklere yaptığı bağışların ekran görüntülerini videonun bir yerlerine sıkıştırdı. Oh be dünya varmış derneği. Bunu sordular bana. Neden gönderildi diye. Gazeteci Emrullah Erdinç son videosunda Eylül'ün bu 1,5 milyon TL'lik Trendyol kazancından bahsederken Polatların 80 milyon TL gibi görünen Trendyol kazançlarının şişirme olduğunun ortaya çıktığından bahsetti. Bahsettiği şey Polatların gerçek bir mal alışverişi olmadan gösterdikleri hayali ticaret ve oradan gelmiş gibi görünen kazançtı. Ama Eylül Öztürk'ün gösterdiği kazanç bu değil. Kendisi Trendyol'daki influencer panelini gösteriyor. Yani başka markaların ürünlerini linkleyerek kazandığı komisyon. Burada bir sahtecilik yapması neredeyse imkansız. Sosyal medyada Eylül'ün gösterdiği ekran görüntüsünün Photoshop olduğuna dair de iddialar var. Ki olabilir. Ama Eylül'ün Trendyol'un çalıştığı en yüksek affiliate link geliri elde eden 3 isimden biri olduğu gerçeğini ve 1,5 milyon TL'nin indirim ayı olan Kasım ayında kazanıldığını, diğer aylarda bunun 3'te 1'i kazanç elde ettiğini unutmamak lazım. Bu görsel Photoshop olsa bile böyle bir gelir mümkün. Fark ettiyseniz elimizde Eylül'ün lehine birçok bilgi var. Murat Ağırel'e sunduğu vergi matrahları, sadece Trendyol satışlarından elde ettiği milyon TL'lik komisyonlar. Tek soru, şu an bildiklerimizin buzdağının görünen yüzü olup olmadığı. Çünkü gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiaları henüz bir resmiyet kazanmasa da aklımızı kurcalamaya devam ediyor. Gerçekten de bir 24 ev hareketliliği var ve yakın zamanda da evlerin bir kısmını elden çıkartmışlar. Emrullah Erdinç'in bu iddialarına Eylül Öztürk'ün son yayınladığı videoda belgeleri göstererek cevaplar verdiğini de söylemem lazım. Eylül videosunda sahip olduğu evleri tek tek gösterdi ve 24 ev iddiasında yer alan evlerin birçoğunun kendisine ait olmadığını da kanıtladı. Araştırmacı gazetecilerin iddialarını kanıtlama yükümlülüğü olduğundan ve kendisi hakkında spekülatif bilgilerin kanıtsız şekilde ortaya atıldığından yakınan Eylül Öztürk hiç de haksız sayılmaz. Eylül Öztürk için konuşulan kara para iddiaları doğru mudur bilemeyiz. Zaman gösterecek. Ama Eylül Öztürk'ün her fırsatta gözümüze soktuğu yardımları, kirasını ödemek için sattığı ayakkabıların parasını hayvanlar için harcadığının altını özenle çizmesi, 2019 yılında aniden şubeleşmesi ve zenginleşmesi, ticari işletmelerinin marka bilinirliği yüksek olmamasına rağmen elde ettiği büyük başarı sorgulamaya değer. Yüzlerce firmayla çalıştım, yüzlerce reklam aldım. Bakın siz beni para kazanmaya layık görmüyor olabilirsiniz. Ama bugün Türkiye'deki bütün global markalar ne zaman bir ürün çıkarsa hepsi bana geldi. Ben tanıtım yaptım, reklam yaptım. Bu reklamın bir karşılığı var. Yıllardır reklam yapıyorum ben. Yıllardır markalarla çalışıyorum. Kendi markam yokken de, güzellik merkezlerim yokken de reklam yapıyordum ben. Aynı Dilan Polat'ın farkında olmadan kendini ele verdiği storylerde söylediği gibi, takipçi sayısıyla ticari başarı doğru orantılı değil. Bu yalanı ısrarla yutturmaya çalışan herkesin de masumiyeti şaibeli. Yeri geliyor, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz ünlülerin ticari işletmeleri batıyor. Hayatı en çok merak edilen magazin figürü Şeyma Subaşı, kafesini yalnızca birkaç ay ayakta tutabiliyor.
İkonik kırmızı rujuyla bilinen Merve Boluğur'un sonu, ürettiği rujlarını satabilme umuduyla davetlerde elinde post cihazıyla masa masa dolaştırmak oluyor. Sonuçta senelerdir yapılan umut tacirliğinin çöküşünü de böylece izliyoruz. Adını bir kere bile duymadığımız merdiven altı markalarıyla iş insanı pozları kesenler, İnince'nin top oynadığı güzellik merkezi şubelerinin para bastığını iddia edenler, çalışın siz de yaparsınız, biz çalıştık yaptık diyenler yolun sonuna gelmiş durumda. Eylül Öztürk de dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi fotoğrafında yer alan 12 kişinin soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el kondu. Banka hesapları bloke edildi. Ve bu durum soruşturma sonuçlanana kadar belki senelerce sürecek. Bunun dışında 600 küsür fenomenin dahil edildiği başka bir soruşturma ve bu süreçte çok konuşulan Dilan Engin Polat taklidi gibi görünen Özlem Tayyar Öz çiftine açılan soruşturma da hali hazırda devam ediyor. Senelerdir prestijli markalarla yaptıkları anlaşmalar iptal edilen, Trendyol gibi pazar yerlerindeki mağazaları bir bir kapatılan influencerların gözyaşlarına sempati beslemek biraz zor. Eylül Öztürk'ün Trendyol gelirlerini gösterdiği videosunun altına gelen yorumları okumak daha da zor. Ağlayarak izledim. Defalarca girdiğim KPSS, okuduğum bölümle alakasız çalıştığım asgari ücretli iş, geceleri dert edindiğim geçim sıkıntısı, annelik düşüncelerim, bezi, maması, ihtiyaçları. Yanlış anlaşılmasın, bu paralarda gözüm yok da. İnsanca yaşamaya heves edince insan ağlayarak izliyor bu videoyu. Kafamda iki seçenek var. Ya sosyal medyayı kapatıp hayatıma devam edeceğim ya da bütünüyle içine girip influencer olacağım. Vergisel hata yapmış olabiliriz. Tanıdık geldi mi? Sizin o geçiştirdiğiniz vergisel hataları bizden kuruşu kuruşuna maaşımızdan çekiyorlar. 8 ay önce yayınladığım videomun başında bu videodan sonra kimi takip ettiğinize muhtemelen biraz daha dikkat edeceksiniz demiştim. Bu süreç bana aynı cümleyi sayısız kez kurdurdu. Görünen o ki sadece bizim değil, prestijli markaların da milyon takipçiyi görünce gözüne bir perde iniyor. Bu kişiler yeri geldiğinde kamuoyunda yok olan güvenilirliklerini "Ama ben şu markalarla çalışıyordum" diyerek tekrar tahsis etmeye çalışıyor. Umuyorum ki bu süreç hepimiz için ders olmuştur. Umarım sadece güzellik merkezi sahibi influencerların değil, nasıl şubeleştiği belli olmayan, içinde bir müşteri bile görmememize rağmen senelerce ayakta duran tüm işletmelerin arka planı araştırılır. Kara para şüphesi olmasa dahi toplum sağlığını tehdit eden, binlerce insanı mağdur eden, neydi belirsiz merdiven altı ürünler denetlenir. Bir gece ansızın hayatımıza giren sözde ünlüler, milyonlarca takipçiler, anormal büyüklükteki bağışlar, para kazanmak için her yol mübah diyenlerin arkasına sığındığı prestijli markalar sorgulanır. 3 kuruşluk akıllarıyla bize akıl satmaya çalışanların, siz ticaretten ne anlarsınız diyenlerin, parmak sallayanların sesinin böyle gür çıkamadığı günler yakındır. Çünkü kim ne derse desin, gerçekler aslında çok basit ve gözümüzün önünde. Tek yapmamız gereken aslında hiç tanımadığımız insanlara beslediğimiz hayranlığı bir kenara koyup kendi aklımıza ve sağduyumuza güvenmek. Bugünlük de benden bu kadardı. Bu dosyayı çok beklediğinizi biliyorum. Umarım beklediğinizi almışsınızdır. Videoyu kapatmadan önce açıklamalar kutusundaki linke tıklayıp Cambly satın almak isterseniz 60 drama kodunu kullanarak %60 indirim almayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna tıklayabilir, bana hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.